Merhabalar, Şirinleşir Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik, ekonomik, evinizde bulunan az malzemelerle bir tepsi dolusu kadar sade kurabiye tarifi vereceğim. Karıştırma kabımın içerisine bir tane yumurtamı ekledim. Onun içerisine de şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve bu malzemelerimi karıştıracağım. Şöyle biraz karıştırdım. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyerek hamurumu yine bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde nişasta ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu. Ve şöyle bir su bardağı da un aldım. Yanıma azar azar ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Kurabiye hamurumuz hazır. Toplamda 1,5 su bardağı un kullanarak hamurumu yoğurdum. Kıvamı böyle oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olacak. Şimdi şekilleme aşamamıza geçelim. Şöyle hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime koyuyorum. Kurabiyemi yuvarladım. Toplamda 20 tane kurabiye çıkıyor. Yuvarladıktan sonrasında da şöyle bir şekeri buluyorum üst tarafını. İsterseniz yapın, istemezseniz yapmayın bu işlemi. Üzerlerini şekere buladıktan sonra şöyle bir su şişesi kapağıyla şekillendirme yapacağım. Bu şekilde. İsterseniz bunu kaşıkla da yapabilirsiniz. Şekillendirdikten sonra da kurabiyelerimi 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Hafif böyle rengi döndüğünde fırından çıkartın. Çok fazla tutmayın, kurutmayın. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında pişiyor. Demiş olduğum gibi şöyle biraz altı kızarsın yeterli. Şimdi dokusunu da göstereceğim. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.